Mehtap, hem Dışişleri hem de Maliye Bakanlıklarının yazılı açıklamalarında ahlak polisine yönelik sert eleştiriler ve bazı yetkililerine de yaptırımlar yer aldı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamasında Amerika, İran ahlak polisi tarafından başörtüsünü gevşek giydiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ölen 22 yaşındaki İranlı kadın Mahsa Amini'nin trajik ve vahşi ölümünü kınıyoruz dedi. Blinken, Amerika'nın İran ahlak polisi ve üst düzey güvenlik yetkililerine 13.533 sayılı başkanlık kararnamesiyle yaptırım uygulanacağını bildirdi. Ahlak polisinin İran emniyet güçlerine bağlı olduğuna dikkat çeken Blinken, Maliye Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin her ikisi de ahlak polisinin üst düzey yetkilileri olan Hacı Ahmet Mirzaye'yi ve Muhammed Rüstemi Çeşme Gaçi'ye yaptırım listesine aldığını bildirdi. Yaptırım listesindeki diğer isimler arasında İran İstihbarat Bakanı, İran'ın Çahar-Mahal ve Bahtiyari Eyaletlerinin Emniyet Güçleri Komutanı, yine Emniyet Güçleri Komutan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri ve Besiç Milisleri Komutan Yardımcısı da var. Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada da Ahlak Polisi'nin Mahsa Amini'nin ölümünün sorumlusu olduğu kaydedildi. Maliye Bakanı Janet Yellen açıklamasında Mahsa Amini'nin Ahlak Polisi nezaretindeki ölümü İran rejiminin güvenlik güçlerinin kendi halkına karşı sergilediği gaddarca davranışların yeni bir örneğiydi. Bu vicdansız eylemi en sert şekilde kınıyoruz. İran'ın Ahlak Polisi'ne ve üst düzey İranlı güvenlik yetkililerine yönelik bugünkü yaptırım kararı Biden-Harris yönetiminin İran'da ve küresel çapta insan hakları ve kadın haklarını korumaya yönelik taahhüdünün göstergesi dediği yazılı açıklamasında Yellen, Amerika'nın yaptırım kararı neler içeriyor hemen ona da değinelim. Yaptırım uygulanan kişi ve kurumların Amerika'daki tüm varlıklarının engellenmesini öngörüyor yaptırımlar ve bu yaptırımlar Amerikan vatandaşlarının ya da Amerika'da bulunan kişilerin yaptırım uygulanan kişi ya da kurumların varlıkları ya da çıkarlarıyla herhangi bir ilişkinin olmasını yasaklıyor. Yaptırım altına alınan kişi ya da kuruluşlarla iş yapan ya da bilerek mali hizmet sağlayan her türlü işletmenin, kişinin yabancı mali kurumunda yaptırım riski altına girdiği kaydediliyor Mehtap.